Merhabalar. Bu bölüm, geçen bölüm yine Amazon konuştuk. Evet. Bu bölümde Amazon Prime Air. Prime Air çok havalı. Hava teslimatı. Havalı bir iş, hava teslimatı. Evet. Amazon çok güzel teknolojiler üzerine çalışıyor. Abi ben anlamıyorum. Bir şey üzerine konuşalım mı ya? Amazon'un Dash var. Evet. Dash. Bir de Jeff Bezos'un şirketi var. Roket. Aa. Neydi? Blue. Ne yapacak blue, abi? Blue. Amca yanlış oldusun. Şey yapacak. Mars'a Amazon sipariş teslimatı işi. Hani Elon milleti Mars'a götürecek. Ulan buradan da oraya bir cips götürmek lazım. Orada millet kitap reader'ı lazım. Canım, adam Amazon'a sipariş verebilmesi gerekiyor. Tabii canım. Abi turizm. Öyle. Adam turist götürmek istiyor. Dünyanın etrafında dolaştırıp geri getirmek. Ve bunun bir fantezi. Denemelerini yaptı bu arada. Neyse ya biz başka bir konuya girdik. Amazon Prime Air. Amazon Prime Air. Evet, Amazon Prime Air nedir? Havadan adam drone ile senin Amazon'daki online siparişini alıp evine bırakıyor. Yani ben girdim. Evet. Bir tane kitap aldım. Şöyle bana kitap al. Gidiyorsun diyorsun ki Amazon Prime Air'e uygun ürünleri getir. Onun için mesela kitaplar, yani Amazon Fire. Her ürün gelmeyecek. Ben her ürün gelmeyecek. Atıyorum abi evet. Kocam LCD televizyon aldım. O onu uçakla indirmeyecek evime. Maalesef. Peki nedir hikaye? Amazon Prime Air ürünlerini seçiyorsun. Ondan sonra bakıyorsun hangi kitaplara buna uygun. Beğendiğin bir kitap varsa satın al diyorsun. Ve diyorsun ki bunu Amazon Prime Air ile gönderiyorsun. Çok güzel. Satın al dedikten sonra Amazon diyor ki 30 dakika içerisinde 30 dakika içerisinde 30 dakika içerisinde senin ürünün sana teslim olacak. Lütfen diyor bahçene git bir mat ser diyor. Halı. Halı. Amazon halısı. Amazon halısı. Bu Amazon halısı ne işe yarıyor? Drone Amazon'dan kalkınca önce ürünü alıyor, paketliyorlar. Paket drone altına gidiyor. Drone alıp o paketi... Bu otomatik mi bu taraf? Tamamen otomatik. Paketi alıyor. Drone içerisinde o gömülüyor. Ardından drone havalanıyor. Sana doğru geliyor. Matı tespit ediyor. Aşağı iniyor. Paketi bırakıyor. Bu arada havadan bırakmıyor. İnip de bırakıyor. Sonra tekrar havaya geri dönüyor. Paraşütle atlıyor yani. mat o yüzden hakikaten ben ilk başta düşmüştüm çünkü. Ben dedim nereye bırakıyor lan bu? Evet. Ne bileyim can, ne bileyim ağacın üzerine bırakmayacağım. Evet. Matın üzerine bırakıp tekrar dönüyor. Sen de gidiyorsun. Matın üzerine alıyorsun. Matın üzerinden ilgili ürününü alıyorsun. İlk denemeyi Amerika'da yapmamışlar. Niye? İngiltere'de yapmışlar. Çünkü Amerika FAA henüz bunun için izin vermemiş. Ya, ama çok enteresan. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında İngiltere ciddi testler sonrasında onayı vermiş ve Cambridge'de biraz kırsal bir bölgede ve aynı zamanda Amazon'un deposuna da yakın bir bölgede ilk teslimatını Aralık'ta gerçekleştirmişler. Click to delivery yani satın al dedikten teslimata kadar 13 dakika içerisinde ürün teslim olmuş. Ya Amazon Arman, Fire ve aynı günde teslimat işini bile daha becerebilmiş değiliz. Yani fena gitmiyor ama hala becerebilmiş değiliz. Adam 13 dakikada patlamış mısırla bir de tablet göndermiş. Evet. Vay be. 13 dakika. Bakkaldan istesen gelmez. Vallahi gelmez. Biz yani üst sokakta bakkallar istiyoruz arada bir şeyler. 13 dakikada getirmiyor çocuk yani. Çok iyi ya. Ama tabii bir sürü hikayede şey var değil mi? Zorluk var yani. Var var. Şimdi ben gideceğim halı sereceğim. Tabii. Bir kere nereye sereceğim? Abi mümkün değil şehir içinde o iş olmaz. Şehir içinde olmaz. Amazon şey belirtti hani şehir için farklı bir teknoloji üzerine çalıştıklarını söylüyorlar. Tahminim yine İngiltere'de. Drone gönder. Havadan değil yerin altından gelecek. Kazıp çıkacak böyle köstebek. Mini metro. Mini metro. Şehir içine nasıl yapacaklar bilmiyorum açıkçası. Çünkü hani nereye bırakacağım belki belli alanlar olur. Tabii belki abi şimdi şey düşünsene işte bak Antplaza'ya geldik. Belki belli noktalarda baksa olabilir. Aa evet o da mantıklı mesela. Mesela İstanbul'da yapsan ama işte o şeye benziyor ya. Atıyorum mesela işte kargo için konuşmuştuk gibi ya. Erman'ın bir projesi vardı. Atıyorum buradan abi ben işte Maltepe'den Maslak'taki bir işte yere şey göndereceğim. Evrak göndereceğim. Biz şu an kurye çağırıyoruz. Evet. Kurye geliyor. İşte bir saat içerisinde neyse mesela bir şey var. Belki şuradan şuraya 100 liraya taşırım. Oysa kurye alsa benden, getirse Carrefour'un oraya, orada birisi onu teslim alsa,
drone'la götürse onu şeye bıraksa, Maslak'a bıraksa, Maslak'ta adamın birisi inansa, kurye onu alsa, götürse, dağıtsa, bıraksa çok daha şey olabilir. Yani, İstanbul için evet. İstanbul için yani bence sanki böyle çözülür. İstanbul'da trafik durumu var. Evet. Yani ve çok büyük bir şehir ama İstanbul gibi kaç şehir var? O da ayrı bir konu. Hani yok ya. Ancak Amazon yok, şey, İstanbul'da yok yani. Bunu işe yarayabilir, işe yarayabilir yani ne olması. Evet. Maliyetli bir iş olur ama Amazon nasıl bir teknolojiyle orada şey yapacak? Hakikaten çok merak ya, ettim. Bir ara yanılmıyorsam Domino's bu işe bakmıştı. Haberin var mı? Ne işine bakmıştı? Domino's drone'la pizza sipariş teslimatı işine bakmıştı. Şaka yapıyorsun. Evet evet. Ben onu duymadım. Ya hatta Türkiye Domino's muydu acaba, yurt dışı Domino's muydu emin olamadım. Türkiye de olabilir. Böyle bir Ar-Ge işi yaptılar yani. Ciddi bir teknoloji yatırımı gerektiren bir şey. Adamlar bunun için Avustralya'da sadece bu iş, bu teknolojiye bakacak bir ekip kurmuşlar. Şaka gibi. Mühendisten oluşan adam tek çok işleri enteresan. Şu teknolojiyi geliştirmek. Çok enteresan. Adam bunun için düşünüyor, şey kuruyor yani. Avustralya'da şirket kuruyor, departman kuruyor. Ve adamların tek görevi arkadaşlar bu işi oldu. Biliyorsun bu drone işleri ilk çıktığında bizim Türk arkadaşlardan bir tanesi bakkala drone sigara almaya yollamıştı. Gördün evet, mü o videoyu? Evet. Ama sigara önemli şimdi içenler için. Akşamın bir saati. Çık bakkalı. Adamlar çöz. Biz yaptık Türkiye'de. Keşke o video bir şey gönderseydik Jeff Bezos'a. Abi bize yapılmışı var. DJI Phantom'u. Altına bir tane poşet bağlayıp adamlar gönderdiler yani. Tek tek fark biraz senin kullanman gerekiyor o kadar. Ya onlara takılma abi, zaten sokağın başına gönderiyor adam. Gözle görüyor yani. Evet ya, enteresan bir iş yani gerçekten. Evet. Darısı başımıza. Kesin. Ya bu iş mesela öyle bir iş ki. Ya bu işi Türkiye'de de yapabilirsin. Yani hani teknoloji olarak, evet, cihaz olarak, donanım olarak, yani şey bir iş değil. Aa, bu sadece Amerikalılar yapar bu işi. Tarzı işler değil bunlar. Değil değil. O teknolojiyi, yani şey güzel olur hani, o teknoloji bir şekilde adamlar open source yapsalar. Yapmazlar. Ama yapsalar mesela hakikaten dünya için yani birçok firma hızlıca adapte olup bunu kullanır yani. Evet, evet kesinlikle. Amazon Go içinden daha önce konuştuk. Aynı şeyle geçiyorlar. O teknolojiyi dışarıya verseler, yani ciddi bir büyüme olur bir anda o sektörde. Ama niye versin? Onu SaaS olarak versin aslında. Olabilir. Ne olur ki yani SaaS olarak o platformu Amazon üzerinden veriyorum sana desin. Aa, süper olur. Herkes bağlasın SQL'larını, ürünlerini, fotoğraflarını. Aynen öyle. İleride İngiltere'de almışsın zaten senin bizim WeCount'a gitsin, cihazlarını satsın. Çok evet. Olur. Yani düşünsene abi, adam İngiltere zaten bunu onayına almış. Evet. Teknolojiyi ben SaaS olarak veriyorum dese bir onay almana gerek yok. Direkt al kullan. Kesinlikle. Çünkü İngiltere'nin ilgili kurumları teknolojinin çalıştığını, testlerin geçtiğini biliyor zaten. O yüzden alıp kullanabilir yani. Mükemmel olur yani. Evet, kesinlikle güzel olur. Güzel bir bence konu. Tek şöyle bir şey var. Adam şunu söylüyorlar. Bir, gündüz sipariş vermen gerekiyor. Gece yani çünkü adam diyor. Şeyi görecek. Olabilir yani, şeyi görmeyebilir. Bir de tabii havanın iyi olması lazım. Yani fırtına falan varsa. İngiltere'den bahsediyoruz. Sürekli yağmur, çamur. Yanlış, İngiltere'de olmaz o iş abi. Şu an gönderebilirim. Antalya'da olur, İzmir'de olur. Şu havada gitmez söyleyeyim sana. Bu havada zor gider değil mi? İstanbul'da bu havada gitmez yani. Yani paketi kaybetme olasılığı çok yüksek olabilir. Başka evet, bir şey var mı? Ekleyeceğim bir şey var. Notlarımda bunlar vardı. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Çok sağ olun. Bizi Twitter'da takip etmeyi unutmayın. Lütfen beğendiyseniz likelayın, beğenmediyseniz dislikelayın. Paylaşın. Lütfen paylaşın. Podcast'imizi dinlemeyi unutmayın. Aa evet, artık bir önceki bölüm duyurmuştuk. Podcast'lerimiz yayında. iTunes'tan ya da Android'deki herhangi bir podcast dinleme uygulamasından bizi dinleyebilirsiniz artık. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere.